Yaratıcılık adeta bir kas gibidir. Arada bir açma, germe, esneme hareketleri yaptırmalı, onu konfor alanının dışına çıkartmalısınız. Bolca duymuşsunuzdur kalıpların dışında düşünün deyimini. Aslında İngilizcesi Thinking Outside the Box Türkçe'ye çevrildiğinde kulağa birazcık garip gelse de ifade olarak bana kalırsa daha doğru. Yani kutunun dışından düşünmek. Uygulaması o kadar kolay değil. Çünkü hepimiz güvenli kutuların içinde düşünmeye ve kendimizi korumaya programlıyız. Konfor alanımız, yani o kutudan çıkmadan ilerlememiz pek mümkün değil. Önceki videolarımda ünlü bilim insanları ve sanatçıların günlük alışkanlıklarından bahsetmiştim. Kaçıranlar aşağıdaki açıklamalar bölümünde ya da buradan izleyebilirler. Fark edeceksiniz, o videoda bahsettiğim alışkanlıkların çoğu bu kişilerin yaratıcılıklarını harekete geçirmek için kullandıkları günlük alışkanlıklar, ritüellerdi. Şimdi gelin bu yöntemleri kategorilendirerek daha detaylıca inceleyelim. Anlatacağım yöntemler kişisel hayatınızda kullanabileceğiniz gibi iş hayatınızda da yarar sağlayabileceğiniz teknikler. İşte yaratıcılığınızı geliştirmenin 9 yöntemi. 1. İş birlikleri yaparak öğrenin. Yıllar öncesinde pek sevdiğim ve saygı duyduğum bir arkadaşım, yaratıcı insan yoktur, meraklı insan vardır dediğinde, müzikle az buçuk ilgilenen ve kendisini yetenekli zanneden ben bunu bir hakaret olarak algılamıştım. Gençlik işte. Halbuki doğruluk payı varmış. Çünkü aslında meraktır yaratıcılığınıza yol gösteren. Bu konuyu detaylandırmadan önce size İngiltere doğumlu, Çin asıllı, Amerikalı iş adamı, bilgisayar mühendisi, yatırımcı ve yazar Andrew Ng'den bahsetmek istiyorum. Nasıldı bunu söyledin? Please welcome CEO of Landing AI, Andrew Ng. Ha işte, Andrew Ng. Kendisi Google Brain projesinin kurucusu. Deep Learning Artificial Intelligence, yani derin öğrenme yapay zeka üzerine araştırma yapan bu Google projesinin ekibini yönetmiş. Tüm CV'sini anlatmaya bu video yetmez, ancak Baidu, Drive AI, Coursera ve Deep Learning gibi pek çok girişimin kurucusu ya da yöneticiliğini yapmış. Ayrıca bir dipnot olarak eklemek isterim. Deep Learning üzerine kurs almak isteyenler kurucusu olduğu Coursera üzerinden kendisinin verdiği kurslara katılabilirler. Andrew, icatların dehanın öngörülemez parlamaların bir sonucu olmadığına inananlardan. Böylesi bir mastermind'dan daha az karışık bir tanımlama beklenemezdi elbette ki. Yani basitçe anlatmak gerekirse, buluş yapmak için dahi olmak kendi başına yeterli ve tek özellik değil. Ona göre sistematik olursa daha yaratıcı ve yenilikçi olabilir insan. Şöyle diyor Andrew: kendi hayatımda bir sonraki aşamada ne yapmam gerektiğini bilmediğim zamanlarda dışarı çıkar, çok okur ve uzmanlarla konuşurum. İnsan beyninin nasıl çalıştığını bilmiyorum ama yeterince okur, alanında uzman kişilerle konuşur ve yeterli bilgiye ulaşırsam sihirli bir şekilde yeni fikirler belirmeye başlıyor. O yüzden benim de size tavsiyem, kendi kafanızı denk arkadaşlar edinin. 2. Fişi çekin. Başka bir deyişle hiçbir şey yapmayın. Ülkemizde de Bir Nefes Hayat kitabıyla tanınan Alan Cohen kişisel gelişim kitapları yazan bir yazar. 27 adet kitabı bulunuyor. Diyor ki, çalışmak kadar hiçbir şey yapmamak da erdemdir. Her ikisinden de yararlanın, ikisini de ihmal etmeyin. Bazen en yaratıcı fikirleriniz beyninizi zorlamadığınız anlarda gelebilir. Sağlıklı bir uyku sizi daha yaratıcı ve üretken kılabilir. Mesela daha önceki videolarda bahsettiğim Woody Allen gibi duş alırken en yaratıcı fikirleriniz gelebilir. Ve tabii ki hepimizin bildiği en meşhur örnek Arşimet'in evrekası. Araba kullanırken, alışveriş yaparken, otobüste otururken ya da güneşin batışını seyrederken de yeni fikirlerin gelmesi olası. Twitter CEO'su Jack Dorsey kendini her sene 10 gün boyunca tamamen izole edip meditasyon kampına sokuyor. Black Mirror dizisinin 5. sezonunda yayınlanan Smithereens bölümünde de benzer bir karakterin çölün ortasına gidip telefon dahil hiçbir iletişim aracının olmadığı bölüm geldi aklıma. Her bölüm gibi bu bölüm de oldukça zekice yazılmış bir bölüm. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Kısacası, yaratıcılığınız azaldığında fişi çekin ve uzaklaşın. Beyniniz sizin için çalışmaya devam edecektir. 3. Sevdiğiniz bir şeyle ilgilenin. Work, 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 work. I see me, I be work, 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 work. Çalıştınız, çalıştınız, çalıştınız ve tıkandınız. Az önce bahsettiğim gibi ormanda bir kulübeye gidip ya da ne bileyim dağ başında bir eve gidip kapanmak sizin için birazcık lüks olabilir. Zamanınız da yoktur büyük ihtimalle. Eğer durumunuz buysa size başka bir önerim var. Tutkuyla yaptığınız bir aktiviteye dönün. Tutku ve yaratıcılık çok iç içe kavramlar. Müzik mesela benim başka bir tutkum. Lisede hatırlıyorum, tarih derslerim hiç iyi değildi ve kitapta anlatılanları gitarımla besteleyerek ezberlemeye çalışırdım. Örnek vermeyeceğim, zira gülünç duruma düşmek istemem. Sevdiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız herhangi bir aktivite kafanızın dağılmasını sağlayacaktır. Resim yapmak, koleksiyonunuzla ilgilenmek,
seramik yapmak ya da en basitinden yemek yapmak bile stresinizi azalttığı gibi yaratıcılığınızı da tetikleyecektir. 4. Yürüyün. Araştırmalara göre bir insan günde ortalama 7 ila 15 saat oturuyormuş. Beden ve ruh sağlığımız için gerçekten zararlı bu kadar oturmak. Bu durum elbette ki yaratıcılığımızı da olumsuz yönde etkilemekte. Stanford'da yapılan bir araştırmaya göre yaratıcı düşünme yürüyüş sırasında %60 oranında artıyormuş. Harvard Business Review, HBR tarafından yapılan devam çalışmasında ise yürüme toplantılarına katılanların daha katılımcı ve yaratıcı olduklarının altı çiziliyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Priceline Group CEO'su Darren Huston, LinkedIn CEO'su Jeff Weiner, Western Union'un Türk CEO'su Hikmet Ersek ve yine Twitter CEO'su Jack Dorsey düzenli olarak yürüyüş toplantıları düzenleyen iş insanları arasındalar. Çalışırken yürümek bu büyük oturma krizimizi çözmese bile doğru yönde atılmış bir adım. 5. Doğru ortamı yaratın. Bir sorunu çözememek ya da çalışmaya başlayamamak gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor. Ben en çok hiçbir alışkanlığı ya da ön hazırlığı olmadan tak diye çalışmaya başlayan insanlara biraz gıcık oluyorum. Bazılarımız odalarını veya ofiste çalıştıkları masalarını temizlemeden çalışmaya başlayamazken bazılarımız ise tamamen sessiz bir ortam tercih eder. Steve Jobs da Jack Dorsey gibi ruhunu beslemek ve yaratıcılığını pekiştirmek için meditasyon yapanlardan. Ayrıca da müzik dinlemenin de çalışırken odaklanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor bulduğum kaynak. Dinlediği sanatçı ve grupların başında Beatles, Cat Stevens ve Bob Dylan geliyormuş. Sanırım bir iPod sunumu sırasında çaldığı müziklerden böyle bir sonuç çıkarmış olmalılar. Sözlü müzikler çalışırken benim biraz aklımı dağıtıyor işin aslı. Çalıştığım konuya göre farklı müzikler tercih ediyorum. Mesela kurgusal bir şeyler yazıyorsam klasik müzik tercihim. Ama bu videonun metni gibi ya da bir tasarım yaparken ya da daha dinamik bir şey üzerinde çalışırken Deep House listeleri benim için daha yararlı. Londra'da bulunan Goldsmiths College öğretim görevlisi Dr. Victoria Williams'a göre müzik dinlediğimizde beynimizin belirli bölgelerinde hareketlenmeler olduğu beyin tomografilerinde gözlemlenmiş. Kısacası müziği beyninizi programlamak için kullanın. Hop hemen dağılmayın. 6. 6 düşünme şapkası tekniğini kullanın. 1985 yılında Maltalı Edward de Bono 6 düşünme şapkası kitabını yazmış. Kendisi doktor, psikolog, buluşçu, filozof ve danışman. Şaka değil, Wikipedia'da yazan bu. 6 düşünme şapkası tekniği farklı açılardan soruna bakarak çözüm bulmanızı kolaylaştıran bir teknik. Yaklaşımın temeli beynin farklı düşünme yetilerinin olduğuna ve bu farklı düşünme yetilerinin çalıştırılarak çözümler üretilebileceğine dayanır. Bu yöntemin eğitimlerinin bazı iş yerlerinde verildiğini de belirteyim. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz gibi iş toplantılarınız için de oldukça yararlı bir teknik. Şimdi gelelim bu tekniğin detaylarına. 6 farklı renkte şapkalarımız var. Beyaz, kırmızı, siyah, sarı, yeşil ve mavi. Beyaz şapkayı taktığımızda veriye odaklanıyoruz. Elimizde ne bilgiler var ve bunlardan neler öğreniyoruz? Kırmızı şapkayı taktığımızda duygularımızı ve sezilerimizi kullanarak sorunlara odaklanıyoruz. Siyah şapkayı taktığımızda ise adından da anlaşılacağı üzere üzerinde çalıştığımız konunun tüm kötü yanlarını görmeye çalışırız. Önemli olan planımızın tüm zayıf noktalarını çıkarabilmektir. Sarı şapka ise olumlama şapkamız. Alacağınız kararın yararı ve değerini görmeye çalışın bu aşamada. Bu sizi içinde bulunduğunuz kasvet ve zorluklardan kurtaracaktır. Yeşil şapka ise bu videonun da temel konusu olan yaratıcılıkla ilgili. Sorunu çözmek için yeni fikirler geliştirmeye çalışın. Son şapkamız mavi ise süreç kontrolü. Bu aşamada daha önceki şapkalardan hangisinin en doğru şapka olduğuna karar vermelisiniz. Çok kabaca anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. This is a simple lie detector. Do you understand? Yes. 7. Başka sektörlerde ilham arayın. Yeni büyük fikriniz rakibinizin daha önce yaptığını kopyalamakla gelmez. Diğer sektörlerdeki buluşları ve niş fikirleri takip etmeye çalışın. Hangi sektörlerin baskın olduklarını ve nedenlerini araştırın. Sektörünüzün dışında başarılı olmuş modelleri kendi modelinize nasıl uydurabilirsiniz onu düşünün. Bu önerim size daha çok iş hayatıyla ilintiliymiş gibi gelse bile normal hayatta da pek çok farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. 8. Başkalarının tavsiyelerini dinleyin. Bazen içinde bulunduğumuz duruma çok yakın olduğumuz için sorunun ne olduğunu göremeyebiliriz. Yardım istemek bir zayıflık göstergesi değildir. Benim bu videoları hazırladığım ilk zamanlarda yaptığım gibi güvendiğiniz ve saygı duyduğunuz insanlarla işlerinizi paylaşın. Paylaştığınız kişileri bir test grubu gibi düşünün. Farklı yaş, tecrübe ve yetenek grubundan insanlar ufkunuzu açacaktır. Belki o fikirlerin tamamını kullanmasanız bile yeni ve yaratıcı fikirler gelecektir aklınıza. Ve sonuncu tekniğimiz 9. Çok kötü bir fikir seçin. Aklınıza gelebilecek en saçma fikirlere odaklanın bir süre. Önce bir liste yapın bu fikirlerden, sonra bu fikirlerin en iyi yanlarını bulmaya çalışın.
Belki bu saçma sapan fikirler yepyeni bir fikir getirecektir aklınıza. Size önereceğim yöntemler bu kadar. Videomu bitirmeden önce hızlıca bir özet geçeyim. 1. İşbirlikleri yaparak öğrenin. 2. Fişi çekin. 3. Sevdiğiniz bir şeylerle ilgilenin. 4. Yürüyün. 5. Doğru ortamı yaratın. 6. 6 düşünme şapkası tekniğini kullanın. 7. Başka sektörlerde ilham arayın. 8. Başkalarının tavsiyelerini dinleyin. 9. Çok kötü bir fikir seçin. Ancak son yöntem için biraz dikkatli olmanızı öneririm. Zira sonunda Yeşil Vadi'yi kaybetmek de var. Paşam benim. Tosunum benim.